Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin eski genel müdürlüğü bir yıl içerisinde üçüncü defa %60, %40 ve şu anda da %65 civarında, %70'e yakın bir zamla Büyükşehir Meclisi'ne geldi. Tabii bu zamların özellikle vatandaşın en önemli ihtiyaçlarından biri olan suya, içme ve kullanma suyuna ilişkin kısma dokunuyormuş olması zorlayıcı. Fakat Büyükşehir Belediyesi'nin bunları kendi içerisinde çözüm üretmek yerine başka belediyelerde gözükmediği şekliyle %170 yıllık zamma ulaşmış olması açıklanabilir nitelikte değil. Çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin tesislerine kadar su cazibeyle geliyor. Hiçbir enerji tüketilmeksizin barajdan çıkıyor, süzüle süzüle aka aka cazibeyle geliyor. Oraya kadar bir enerji maliyetleri yok. Enerji maliyetleri oraya kadar olmamış olmasına rağmen, çünkü birçok ilde barajlardan veya su kaynaklarından bile arıtma tesislerine suyu pompajla basmak sureti yapıyorlar. Böyle bir maliyetleri olmamış olmasına rağmen, işte belki dünyanın içinden geçmiş olduğu ekonomik sürece ilişkin kısmı bir belki fırsat bilerek suya makul oranın çok üzerinde zam yapıyorlar. %70'lik istenen zam çok aşırıdır, ağırdır. Vatandaşa eğer sosyal belediyecilik anlamında dokunmak istiyorsanız, hükümetin özellikle gazda yaptığı gibi sübvansiyon yöntemiyle, çünkü Büyükşehir Belediyesi'nin 4 milyar aşkın bütçesi var 2023'e ilişkin. Bunları deneyebilirler. Tüm çözüm yöntemlerini denedikleri halde makul zamlarla Büyükşehir Meclisi'ne gelmeliler. Yapılan veya yapılacak olan bu zammın aşırı olduğunu değerlendiriyoruz. Hemşehrilerimizi zorlayacağını düşünüyoruz. Yerel siyasetçilerin mutlaka buna çözüm üretmek adına makul yakalamalarını gerektiğini değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımız bunu komisyonlarda değerlendirdiler, çekincelerini söylediler. Ama bu kadar yüksek zammın olmaması gerektiğini, hemşehrilerimizin cebine bunun dokunacağını söylüyoruz ve Büyükşehir Belediyesi'nin bu zamdan vazgeçmesini özellikle önemsiyoruz. Kış dönemi için en azından bu sürecin ertelenmesini önemli olarak buluyoruz. Çünkü insanların enerji maliyetleri anlamında kış dönemindeki hane başı giderlerinin yoğun olduğu bir dönemden sonra bunun yapılması gerektiğini değerlendiriyoruz. Yine zamın yapılacaksa ve zorunluksa makul rakamlarda kalması gerektiğini düşünüyoruz. Bir yılda 3 tane zam doğru değildir. Çünkü enerji maliyetlerine o oranda zam gelmemiştir. Bunun ben kullanıldığını düşünüyorum. O yüzden Büyükşehir Belediyesi'ni buradan uyarıyorum.